müdürüm, var mıdır, vacip midir? Kendiyle orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişilere kurban düşer? İslami mezhebine göre evde kafa girebiliyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır. Sevgili izleyenlerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Aziz Ay Yıldızlı bayrağımızın düşmanlarından, coğrafyamızda Müslüman ve İslam düşmanlarının tamamından, vatanımıza göz diken dahili ve harici her türlü fitne tohumundan ve tuzaklarından Cenab-ı Allah'a sığınıyoruz ve bunların fırsatlarını Allah'ın boşa çıkarmasını, tuzaklarını başlarına geçirmesini diliyoruz. Mazlum kardeşlerimizle birlikte yanan kavrulan coğrafyamızın hemen yanı başındaki kardeşlerimize kol kanat olan insanların, yöneticilerin her birine Cenab-ı Allah'ın ömür vermesini, işlerini asan etmesini diliyoruz. Ve o kardeşlerimizle birlikte ülkemiz insanlarına, tüm mazlumlara, dini, dili, ırkı ne olursa olsun tüm mazlum insanlara, mazlum coğrafyaların tamamındaki mazlumlara müreffeh yarınlar dileyerek birlikteliğimize başlıyoruz. Efendim hoş geldiniz. Bugün değerli hocamız Doçent Doktor Sayın Halil Altuntaş Beyefendi'yi ağırlamaktayız. Değerli hocamız hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk, sağ olun. Efendim sıhhat diliyoruz. Sağ olun Mustafa Bey. Cenab-ı Allah afiyetler ihsan etsin. Amin. Muhterem hocam. Bugün yine sosyal medya soruları hazır değerli hocamız. Yine mail soruları hazır kıymetli hocamız. Ve izleyicilerimizin canlı ya da soracakları sorular gidişatı belirleyecek İnşallah. Her zaman olduğu gibi. Kıymetli izleyenlerimiz 0312 alan koduyla 294-4294 numaralı telefondan bizlere ulaşıp canlı yayında sorularınızı değerli hocamıza yöneltebilirsiniz. Sorularınızı yine diyanete.soralim@diyanet.gov.tr elektronik posta adresimiz üzerinden de ulaştırabilirsiniz. Veya sosyal medya kullanıyorsanız Twitter, Facebook, /diyanete soralım hesapları üzerinden de programımıza katkınızı sağlayabilirsiniz. Sorularınızla ulaşabilirsiniz. İlk durağımız bugün Ankara kıymetli hocam. Bismillah diyelim. Başlayalım birlikteliğimize. Akın Kaya hattımızda. Hoş geldiniz. Ankara'ya selamlar Sayın Kaya. Aleykümselam hocam. Hayırlı yayınlar. Teşekkürler efendim. Buyurunuz Akın Bey. Hocam iki sorum olacak hocama da. Buyurun efendim. Birincisi hocam bir televizyon kanalına isim vermeyeyim. Evet rica ediyoruz. Verdiyseniz de veririm yani. Gerek yok efendim lütfen. Buyurun. Tamam. İçki içen bir insan... Evet. Öldüğü zaman, içkili öldüğü zaman imansız öldü diyemeyiz. İmansız, o benim kafamı çok karıştırdı. Yani öldüğü zaman Allah'ın huzuruna da sarhoş uyanıyor. Nasıl ölürseniz öyle dizilirsiniz ama bu nasıl imanlı, imansız ölemiyor. Yani soralım değerli hocamıza. Bir de bir sorun daha var. Buyurun. Hocamız. Buyurun efendim. O gün Kur'an-ı Kerim'in mealini okuyordum. Bakara suresinin 106. ayetini anlayamadım. Yani defalarca okumama rağmen yine anlayamadım. Soralım yani. Muhterem hocamıza birlikte anlayalım inşallah Bakara 106'yı. Değerli hocamız inşallah açıklasınlar. Burada birlikte inşallah anlayalım efendim. Evet. Sıhhat diliyoruz. Olur, Akın Bey katılımınız için teşekkürler efendim. Ankara'ya selamlar. İlk soru değerli hocam. Evet. Bir kişi içkili olarak vefat ederse. Evet. Ki muhtemelen bir Müslümandan bahsediyor. Ola ki böyle bir müptela söz konusu bu belaya bir şekilde efendim düşmüş bir evet. kardeşimiz. Ola ki o durumda vefat ederse ne olur? Efendim bu konu, bu sorunun çıkış sebebi şudur. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir rivayete göre bir insan sarhoş iken, içki almış iken, kendine değilken vefat ederse içen bir insan iman ondan yükselir, tekrar tövbe edip sarhoşluğu gidince iman kendisine döner diye bir hadis-i şerif var. İslam uleması bu tür hadis-i şerifleri içkinin ve benzeri haram kılınan işlerin işlendiği evet. takdirde kişiye getireceği sorumluluğun büyüklüğüne uyarı yapmak üzere Resulullah Efendimiz tarafından buyurduğunu, aksi takdirde bunun ötesinde içki içmekle, içkiliyken ölmekle kişinin dinden çıkmayacağına içtihad etmişlerdir. Hüküm budur. Çünkü aksi takdirde eğer içkiliyken ölen insanın kafir olabileceğini olduğunu söyleyebilecek olsaydık, o zaman normal şartlar altında içki içen sarhoş olan bir insanın doğrudan dinden çıkmış olmasını gerektirir. Çünkü sarhoş olurken, sarhoş olduğu zaman ölen insanın demek ki sarhoşken imanı yok ki ölürken de sarhoş oluyor. O halde
sarhoş olmak ehli sünnete göre büyük günah işlemek günahlardan birisidir. Büyük günah işlemek ehli sünnet inancına göre kişiyi dinden çıkarmaz. Mutezile'nin dediği gibi evet, iman ile küfür arasında bir noktaya getirip bırakmaz. Hayır. Büyük günah işleyenler de mümindir. Ancak çok büyük günah işlemişlerdi. Tevbe edip bu şekilde Cenab-ı Hakk'ın huzuruna tevbe etmiş olarak gitmeleri gerekir. Tevbe etmeden ölürlerse, inkar etmediği başka bir sebeple dinden çıkmamış olması kaydıyla sırf büyük günah işlediğinden dolayı dinden çıkmazlar. Dolayısıyla bu şu demek değil. Dinden çıkmaz o halde içki içmeye devam edelim. Bunu anlatmak istemiyoruz. Söylemek istediğimiz bu değildir. Büyük günah işleyen insan, içki içen insan sırf bu büyük günah işlediği için Allah'a, müminlere, din her şeye inanmasına rağmen bu hatayı işlediğinden dolayı dinden çıkar mı? El cevap çıkmaz ama çok büyük günah işlemiştir. Ölüm ötesi hayatta garantisi yoktur. Cehennemi boylama tehlikesiyle karşı karşıya oluruz. Allah muhafaza buyursun. Hocam diğer soru 106 Bakara Bismillah. مَا نَنْسَحْ مِنْ آيَاتٍ اَوْ نُنْسِحَا نَأْتِي بِنْ خَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِسْلِحَا وَاَلَمْ تَعْلَمْ اَنَ اللّٰهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٍ diyor. Biz herhangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya evet, onu unutturur ya da ertelersek yerine daha hayırlısını ve mislini getiririz. Evet. Allah'ın gücünün her şeye hakkıyla yettiğini bilmez misin? Evet, bu ayeti kerime Hazreti Peygamber'e gelen Kur'an vahiylerinin, Kur'an ayetlerinin zaman içerisinde Allah Teala Hazretleri tarafından hükmünün kaldırılabileceğini ifade ediyor. Allah Teala buyuruyor ki biz verdiğimiz herhangi bir ayeti indirdiğimiz herhangi bir ayeti nesheder hükmünü kaldırır. Yahut da sana gönderdiğimiz ayeti sana unutturursak, Resulullah unutmuyor, Allah Teala unutturuyor. Yani onun hafızasından alırsak ondan daha iyisini getiririz. Hükmün daha iyisini, insanlara daha yararlısını, daha kolay olanı getiririz. Dolayısıyla bu mesele tefsir usulü ilminde Kur'an ayetleri nesedilir mi edilmez mi? Yani hükümleri ortadan kalkar mı? Kalkarsa ayetin lafzı, yazısı Kur'an-ı Kerim'de durup da hükmü geçersiz hale gelir mi? Böyle bir ilmi meselenin de özünü oluşturur. Kur'an'da nesih vardır. Yani Kur'an ayetlerinin Rabbimizin dilemesiyle hükümleri ortadan kaldırılabilir görüşünde olanlar da bu ayeti kerimeyi başta delil getirirler. Peki. Efendim devam ediyoruz. Yine gelen sorularınızı kıymetli hocamıza yöneltmeye. Kocaeli'den Ahmet Aksakal hattımızda. Hoş geldiniz. Kocaeli'ye selamlar Ahmet Bey. Aleyküm selam, selamünaleyküm. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Allah razı olsun. Hayırlı yayınlar. Buyurunuz. Hocam benim sorum iş yerinde yılbaşında verilen alışveriş çekleri hakkında olacaktı. Evet. Alışveriş çekinin üzerine alışveriş çeki yazıyor. Yılbaşı maaş bodrumunuzda ise yılbaşı hediye çeki olarak evet, yazılıyor. Bunun caiz olup olmadığını tasavvufi, fıkhi boyuttaki... Karşılığında ücret alıyorlar mı? Soralım, bu alışveriş çekini iş yeri yönetimi size hediye olarak veriyor. Doğru mu efendim? Herhangi bir ücret almıyor değil mi? Yok yok. Hediye mukabilinden. Peki. Hediye mukabilinde bütün beyaz yaka olsun, mavi yaka olsun bütün personeline dağıtıyor. Hay hay efendim, soralım. Alışveriş çeki. Soralım değerli hocamıza. Başka bir sual var mı Ahmet Bey? Yok, teşekkür ederim. Ben sağ olun. Hayırlı yayınlar. Kocaeli'ye selamlar, sıhhat diliyoruz. Bu işlemin soruyu soran kardeşimiz açısından hiçbir sıkıntılı tarafı yoktur. Endişe duyulan mesele içerisinde işin yılbaşı kelimesinin geçmesinden evet, dolayıdır. Yılbaşı piyangolarını çağrıştırmasındandır. Bu çekin de piyangoyu çağrıştırmasından kaynaklanan endişeyle sorulmuş bir soru olabilir. Bu uygulamada herhangi bir şey yoktur. Sadece iş yeri sahibinin bu hediyeyi vermeyi yılbaşına getirip denk getirmesi anlamlıdır. Ama hediye çekini alan çalışan kardeşlerimiz açısından bir sıkıntı yoktur. Yeter ki biz yılbaşını kutlamanın Müslümanlar olarak bizim açımızdan hangi kültürel yıkımlara sebep olduğunu unutmadan bu işlemi yapalım. Peki hocam, şimdi tam o sorunun özüne gelelim. Yani az önce de ifade buyurdunuz piyango mevzuyla ilgili sorular da var. Aslında birçok sorular evet, var. Yığın olarak gelmiş. Bunların
farklı farklı yönleri var. Yani kimileri direkt almak günah mı? Kimileri de zaten alıyoruz hocam demiş, millet olarak biz çıksa da çıkmasa da öylesine alıyoruz. Bu da bir günah mı diyor. Evet. Nedir efendim durum? Piyango asıl itibariyle para yatırmak suretiyle bir şans oyununa katılma hakkını elde etmek demektir. Piyango biletini almak demek, cebinizden verdiğiniz parayla çekilecek kura'da adınızın çıkıp çıkmama ihtimalini satın almak demektir. Şansa dayalı parayla katkıda bulunduğunuz veya emek yoluyla katkıda bulunduğunuz bütün şeyler, oyunlar, şans oyunları haramdır. Şans oyunlarının kendisi haramdır. İşin içerisine siz bir şey vererek, ücret vererek iştirak etmeniz halinde. Ama diyelim ki kura da bir şanstır, şans meselesidir. Ama tırnak içinde şans oyunu değildir. Çünkü siz kura'ya meşru olan bir işten birkaç kişi arasından birisini tespit etmek için kura çekersiniz. Ama o işte söz konusu olan insanlar o kura'ya iştirak etmek için bir para vermiş değillerdir. Para vermeden diyelim ki bir geziye 5 kişi gidecek. Gidecek olan 2 kişiyi, 5 kişiyi temin etmek için, belirlemek için yaptığımız işlem kura'dır. Bunda sakınca yok. O kura'ya katılmak için mevcut kimseler arasından 5'er lira alıp bu kura'yı kazanana bu paranın toplanan parayı verirsek bu şans oyunu olur. Milli piyangonun esası da budur. Piyangodan para kazanalım, kazanmayalım. Bize gelsin, faydası gelmesin. Milli olsun, gayrimilli olsun. Her halükarda kaynağı ne olursa olsun, miktarı ne olursa olsun bu piyango adı altında paraya dayalı bütün oyunların, şans oyunlarının tamamı haramdır. Bir Müslümanın bunu işlemesi günahtır. Kumar hükmündedir. Evet, o zaman diğer soruya gerek kalmıyor. Çünkü evet. Diğer soru şu, yani böyle ki çıktı, bunu hayri hizmetlerde kullanabilir miyiz, cami yaptırabilir miyiz, kurban kesebilir miyiz vesaire? Yani siz cami yaptırmaktan önce Allah'ın haram kıldığı işlerden vazgeçmeyi öğrenmeniz lazım diye kendi kendime sesleniyorum. Efendim devam ediyoruz. Samsun'dan Nurettin Ercan hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Ercan. Samsun'a selamlar efendim. Sağ olun. Sizlere iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar efendim. Hocama selamlar. Programınız için teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Allah razı olsun. Buyurunuz Nurettin Bey. Hocam benim bir sorum var. Buyurun efendim. Bu devletin konut hesabı diye bir şeyi var. 15 bin lira bir yardım yapıyor. Konut hesabı evet. Açtıran böyle bir vaadi var. Evet. Hesabı açtırmak dinimizce caiz mi? Caiz ise bu faizle çalışan kurumlarda olması nasıl olacak? Bunun hakkında bir bilgi istiyorum. Bu yardımı sadece o bankalar üzerinden mi yapıyorlarmış efendim? Yani yeni bir şey bu. Sigortalar evet. Mı bahsediyor? Yok efendim, bir 15 bin lira bir katkı evlenecek kişiye, yanılmıyorsam değil mi beyefendi? Yok, evlenecek değil, konut hesabı, ev alacaklar. Tamam, düzeltiyorum. Ev alacaklarla ilgili olarak, yeni ev alacaklarla ilgili olarak diyelim. Evet. Sıfır evet. Ev alacaklar. Sıfır faizli. Devletin bir böyle 15 bin lira bir vaadi var. Peki, eğer bundan bir faiz, bir herhangi bir şey bekliyor mu? Devlet bankaya hesap açtırıp bu hesaba 3 yıl düzenli bir şekilde para yatırdığınız takdirde 15 bin lira bir yardım yapacağım ev almanız için diye bir vaadi var. Evet. Bunun caiz olup olmadığını sormak istiyorum evet, hocama. Evet, soralım değerli hocamıza. Bu yani soralım değerli evet. Hocamıza soralım efendim. En azından sakıncalı kısımları varsa değerli hocamızdan öğrenmiş oluruz birlikte. Başka bir soru var mı Nurettin Bey? Başka bir sorum daha var. Bu buyurun promosyon efendim. Alıyoruz malum biliyorsunuz 3 yılda bir memurlar olarak bizler bankalardan. Evet. Bu promosyonları bizim kullanmamız duyduğumuz kadarıyla biraz sakıncalı, şüpheli para. Bunu üniversite öğrencisi için, okuyan öğrencilerimiz için kullansak bir mahsuru var mı acaba diye soracaktım. Soralım efendim. Sıhhat diliyoruz Nurettin Bey. Teşekkür ediyoruz katılımınız için. Samsun'a selamlar efendim. Değerli hocam bu 15 bin konut almak isteyene devletin yardım meselesi biraz vaat dediği gibi yeni bir mevzu. 2017'de yanılmıyorsa herhalde anlaşılan evet. İşleme girecek. Beyefendi açıklamış oldu. 3 yıl düzenli olarak bir bankanın hesabına İşte bu mihvalde para yatırırsanız diyor devlet, ben de size 15 bin lira tamam. Katkıda bulunacağım diyor. Buradaki sıkıntı var mı yok mu? Bu projenin altında şu niyet yatıyor. Evlenme
noktasında sıkıntı çeken ailelere, çocuklarını evlendirme noktasında yahut da gençlere imkan sağlama noktasında önce kendilerini ihtiyaçlarını gidermek üzere tasarruf yapmaya teşvik ediyor. Sen şu kadar tasarruf yap ki evlenmek için bir gayrete bir adım at, ben de sana yardım edeyim. İşin özü bu. Ancak tasarrufta bulunduğunu vatandaş nasıl devlete ispat edecek? Bir bankada hesap açarak, buna düzenli para yatırarak. Çünkü sen bu işe evlenme ihtiyacın varsa bunu fiilen bana ispat et. Ben de devlet olarak sana yardım edeyim diyor. İşin aslı budur. Ancak meselenin sadece bir bankada hesap açma zorunluluğundan kaynaklanan bir endişe var. O da yapacak başka bir şeyimiz yoktur zaten. Devletin gösterdiği bankaya siz faizle hesap açmıyorsunuz. Evet. Yatırım hesabı, mevduat hesabı açıyorsunuz. Onu görünce devlete ibraz edeceksiniz. O da size verecek. Bunun peki bu açılan, çok özür dileyerek hocam, mesela bir başka hani bu işlerde çok farklı noktalar olabiliyor. Diyelim bu açılan veya açtırılan hesap, örneğin vadeli dedikleri türdense bu hesap, o zaman ne olur? Yani o zaman vadeli yatırmak isteniyorsa yatırırsınız. Ama aldığınız parayı kullanmazsınız, kullanamazsınız, başkalarına verirsiniz. O faizi? O faizi, ihtiyaç sahip olanlara verirsiniz. Peki. Ama siz bir sevap hakkınız olmaz. Peki efendim. Promosyonla ilgili durum nedir? Bunu öğrencilere verebilir miyiz? Promosyon çok münakaşa edildi. Özellikle Din İşleri Yüksek Kurulu'nda yıllarca üzerinde tanıştık. En son vardığımız nokta en azından şüpheli olduğu istikametindedir. Çünkü memurlarımız şunu demiş oluyorlar, promosyonu almakla, devletin bize tanıdığı faize dayalı bu sistemi, bankaların bize tanıdığı faize dayalı bu sistemi, madem devlet böyle bir imkan tanıdı, ben bu faizle de olsa bu parayı istiyorum demiş olur memurlar. Evet. Bunu talep etmek suretiyle. Ben talep ederim etmem, ben öyle bir şeyden bilmem ama devlet bize bu imkanı tanımış, getir bana para verdi, ben de alabilir miyim? İşte bu nokta da şüphelidir. Yani yine de o faizli işlemi bir meyvesi olduğu için en azından şüphelidir. Müminlere düşen şüpheli şeylerden kaçınmaktır. Bunu öğrenci kardeşlerimize verelim. Çok ihtiyacımız var. Efendim işte zaten aldığım maaş bana, çocuklarımı geçindiremiyorum, mecburum yemeye dersen şüpheli şeye katlanmış olursunuz. Onu isterseniz kendi çocuğunuzu harcayın, isterseniz herhangi bir ihtiyacı harcayın. Bir parayı A noktasını harcamakla B noktasını harcamak arasında mahiyet açısından hiçbir fark yoktur. Her ikisi de sizin çeşitli renklerdeki ihtiyaçlarınızı karşılamaktadır. Dolayısıyla öğrenciye harcamakla ekmeğe harcamak arasında fark olmaz. Şöyle mesela hocam, hani burada daha önce de hani haram yolla veya şüpheli yolla elde edilen paranın sarf yeri tasadduktur buyurmuştunuz. Onu yapmadığı mesela buraya takdirde girebilir mi mesela? Bak şimdi parayı şöyle verirse diyorum. Hayır, burada sadece promosyonla alakalı olarak konuşuyorum. Evet. Diyorum ki çok ihtiyacı varsa bu insanın, başkasından isteyip borç alsa da ödemeyecek, böyle bir imkan var, şüpheli duruma katlanarak alabilir miyim dersen, çok zorda olduğunuz kendi için, kullanmak isterse. Evet. Peki. Kendiniz kullanmak isterseniz alırsınız. Çocuğunuzla harcamakla mutfakta kullanmak arasında fark olmadığını peki bilerek. Ama diğerine vermekte zaten sakınca yok. Tabii. Peki. Efendim Arzu Abacı hocama selam ediyorum. Hocam serçe parmağım kırıldı, sargı içine alındı. Sadece banyo yaparken bunu çıkar dediler. Bu halde abdest alırken çıkaramıyorum. Islanmadan bunu yapsak teyemmüm almam lazım. Ne yapayım demiş. Çok yani günde en az 3 sefer çıkarmak icap edebilir. O da sargının fonksiyonunu ortadan kaldıracak bir nitelikte ise üzerine mesheder. Normal diğer yerleri yıkar. Yıkar, sargının üzerine ıslak eliyle geçer, mesela abdesti tamam olur. Peki efendim. İstanbul'dan Mustafa Seylan hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Seylan. İstanbul'a selamlar efendim. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Buyurunuz. Hayırlı akşamlar. Mustafa Bey. Bu meşhur Cibril hadisinin sahihliği hakkında ben hocama soru yöneltecektim. Soralım efendim değerli hocamıza. Cibril hadisiyle ilgili ekleyeceğiniz başka bir şey var mı efendim? Yok, bu peki, hadisin şüphesi üzerine bazı düşünceler gelişiyor, bazı şeyler dolaşıyor. Buna binaen de soralım dediniz. Bu konuyla ilgili bir... Hay efendim. Yani bir... Birlikte inşallah bilgilenelim, böyle bir şey var mı? Bunda şüpheye mahal olacak durum var mı? İstanbul'a selamlar Sayın Seylan. Sıhhat diliyoruz efendim. Evet kıymetli hocam. Evet. Kur'an-ı Kerim'le oynamaya
başlayan bir zihniyetin evvela meseleye sünnetten başlaması kadar tabii bir şey yoktur. Bu Batı dünyasının, müsteşriklerin, oryantalistlerin İslam'ı çökertmek için 200 yıldan fazla bir zamandan beri yürüttükleri çok büyük paralara dayalı bir faaliyetin en verimli meyvelerinden birisidir. Nedir? Mesele artık hadisi Cibril dediğimiz İslam'ın temel esaslarını ortaya koyan, bütün hadis kaynaklarımızda adeta yeri alan, en sağlam kaynakları yer alan bir hadisi şerife kadar ondan şüphelenecek duruma gelmişse bir zihniyet, çok tehlikeli bir konumda bulunulduğunu anlıyoruz. Cibril hadisinden şüphelenmek demek, yarın Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerini münakaşa alanına çekilmekten emin olmayacağımızı gösterir. Cibril hadisini anlatıyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cebrail geliyor insan suretinde. Çok meşhur, çok tanınan, bilinen bir hadis. Bütün sağlam hadis kaynaklarımızda var. Mel imanü mel İslamu. Metessa'a, iman nedir, İslam nedir, kıyamet ne zaman kopacak, mel ihsan, ihsan nedir gibi İslam'ın temel ahlaki ve pratik ve itikadi esaslarının ne anlama geldiğini soruyor. Soruyor, ondan sonra da cevabını veriyor. Öğretiyor doğrudan doğru yani. Resulullah'a aleyhissalatü vesselam bunun cevaplarını veriyor. İslam'ın temel imanı tanıtıyor. En ta'budallaha ke enneke terahu fe illem tekun terahu fe innehu yarak. Allah'a onu görüyormuş gibi iman etmendir ihsan. İhsan. Peki bütün bu hadisin muhtevası belli. Böylesine açık ve ortaya konulduğu zaman İslam'ın anar çerçevesini çizen, Kur'an'ın en ufak bir hükmüyle çelişmeyen, sağlam hadis kaynaklarında yer alan böyle bir hadis-i şerif üzerinde kim şüphe ortaya koydu bilmiyorum. Böyle bir sorusu olduğuna göre, soru sorulduğuna göre bir yerde bir kaynaşma bir yerlerden başlamış demektir. Evet. Cenab-ı Allah ıslah eylesin diyeceğiz ve bizim bütün ilmi kaynaklarımızda, İtikat kitaplarımızda Allah'ın konuyla ilgili ayetlerin, İslam'ın temel meseleleriyle alakalı konu ayetlerin açıklanmasında, imanın açıklanmasında, ihsanın açıklanmasında, kıyamet saatinin açıklanmasında devamlı kullanılan bir hadis-i şeriftir. Eğer mesele bundan da şüphelenmeye geldiyse Cenab-ı Allah bize yardım etsin. Bu Allah'ın Resulü'nün hadisleriyle oynama modasının insanları ne noktalara kadar getireceğini burada bizzat görmüş oluyoruz. Allah eğer böyle gerçekten bu görüşün arkasında yanlış düşüncelerinden dolayı, kötü niyetli değil ama iyiye ulaşacağım diye olanlar varsa onlara doğruyu göstersin diye dua edelim. Kötü niyetle İslam dışı kaynakların körüklediği bir mesele ise Cenab-ı Hak haklarından gelsin. Amin. Ama biz de gerekli tedbirler alacağız. Amel yap göstermeden, gayret göstermeden, aktivite göstermeden bunlara karşı duracak ilmi altyapıya sahip olma gayretlerini ve gereklerini yerine getirmeden sırf dua etmekle bir şey olmaz. Duanın asıl kaynağı, kabul edilmesinin temel sebebi faaliyettir, çalışmaktır, ter dökmektir. Ter dökmeden, çalışmadan dua kabul olur mu? Cenab-ı Hak dilerse kabul eder. Ama bir şekilde yapılan duaları fiiliyattan sonra yapılmamızı Resulullah bize tavsiye ediyor ki o sözlerimizin yaptığımız fiillere dayalı olarak Allah katında kabule karın kılınmasına yardım eylesin. Efendim amin diyoruz. Amin. Değerli hocam devam ediyoruz. Gelen sorulardan birini de Ordu'dan Ali Keskin soracaklar. Hoş geldiniz. Ordu'ya selamlar Ali Bey. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Buyurunuz Sayın Keskin. Hocam ben şey soracağım. Camide, büyük bir camide namaz kılınırken, özellikle bayram namazlarında oluyor. Evet. Hoca. Evet efendim. Şimdi, hoca Allahu Ekber diyor. Arkaya ses gelmiyor. İkinci bir arkadaki hoca diyeyim veya bir kişi de Allahu Ekber diyor. Evet. Bunda bir şey olur mu? Sorun olur mu diye. Soralım. Bir mahsur var mı? O cemaati gören ortadaki kimse ikinci tekbiri alıyor. Başka bir sual var mı ekleyeceğiniz? Yok hocam. Sıhhat diliyoruz efendim. Ordu'ya selamlar. Evet kıymetli hocam. Evet, bunda hiçbir sakınca yok. Hatta bu uygulama sünnettir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabı böyle yaparlardı. Resulullah'ın sesini duyamayacakları mesafede olan insanlara duyurmak üzere Resulullah'ın sesini duyan sahabilerden birisi onun tekbirlerini, tehlillerini
zikirlerini sırası geldikçe yüksek sesle hatırlatmak suretiyle sesin başkalarına intikalini sağlamaktır. Bunda hiçbir sakınca yoktur. Yeri gelince yapmak lazım arkadakilerin namazlarının bozulmaması için. Efendim Yıldıray Kara hocama selam ediyorum. Ben ev alınca bir büyük baş keseceğim diye adak adadım diyor. Ev aldım 3 ay sonra borcum bitiyor. Bu ada sünnet daveti yapıp, çocuğun sünneti var anlaşılan, sünnet daveti yapıp ailece biz yemeden davete gelenlere ikram etsek olur mu hocam, kessek? Olur mu öyle şey? Yani böyle bir sorunun az haddi zatında düz mantıkla bile çözümlenmesi mümkün. Bir taşla iki kuş vurmak isterseniz iki kuşun ucuca gelmesi lazım. Durmaz iki kuş ucuca. Biz verdiğimiz adağın anlamı şu: ya Rabbi, sadece senin rızanı kazanmak için şu işim şöyle olursa senin rızanı kazanmak için böyle yapacağım, sana söz veriyorum demektir. Allah sözünü yerine getirdi, sen yan çiziyorsun, böyle şey olmaz. Yani hem düğün ziyafeti ihtiyacından kurtulacaksın hem de Allah'a verdiğin sözü yerine getireceksin. Bu olmaz. Kaldı ki İslam uleması arasında adakta bulunmanın doğru olmadığı kanaatinde olan alimler vardır. Onu da destekleyen hadis-i şerifler de vardır. Yani durup dururken ya Rabbi şu işim şöyle olursa şöyle şu ibadeti yapacağım diye adakta bulunmak bile hoş görülmemiştir. Onun için adakta bulundum, yerine getiremedim. Bunu keseceğim hayvanın etinden düğünde istifade edebilir miyim? Edemezsiniz. Evet. Peki, yani bir niyetle iki ibadet. İş olmaz. Peki. Efendim devam ediyoruz. Bu yılbaşı kutlamanın dinimizdeki yeri nedir hocam? Genel sorular içerisinde çok sorulmuş genel ama vardır. Biz de soralım. Yani çok klişe yani soruluyor. Mesele doğrudan dinle alakalı bir şey değil gibi gözüküyor bizim zamanımızda. Evet. Böyle savunması yapılıyor. Ama yılbaşı kutlamasının arkasına gittiğiniz zaman Hristiyanlığın putperest Roma tarafından tırnak içinde ehlileştirilmesi sırasında, yani asli unsurlarından soyutlanıp putperest unsurların Hristiyanlığa içirilmesi, giydirilmesi sırasında ortaya konan ve İran kökenli dinlerin Roma dinine intikal etmiş parçaları Hristiyanlığa geçmiştir. Çam meselesi buradan gelir. Yılbaşı kutlamalarının haddi zatında 21 Aralık'ta olması hep buralardan gelir. Ay ile güneşin aralarındaki münasebetlerden dolayı yıldızlara tapan bir inanış var malum Suriye'nin güney oralarda, İran'da. O Roma dinini etkilemiştir. Oradan Hristiyanlığa geçmiştir. Oradan da bize geçmiştir. Dini tarafı var mı yok mu? Efendim biz yılbaşında işte 1 Ocak'ta kutluyoruz. Christmas 21 Aralık'ta şurada, hiç kimse kimseyi kandırmaz. Bu iş üzerine yazılmış kitapları bakın. Bütün hadiselerin birbiriyle münasebeti vardır ve yılbaşı kutlamaz Hristiyanlar. 21 Aralık'ı kutlarlar. Evet. Christmas derler adına. Dolayısıyla temelinde Hristiyani bir İnanış vardır. Hristiyani inanışın temelinde de putperest Batı Roma kültürünün etkisi vardır. Şimdi bize ne? Onların kültürünün. Ha, biz her şeyimizle, inancımızla, kültürümüzle, varlığımızla batılı olmaya kendimizi adadık hocam, sen ne diyorsunuz derseniz bu ayrı bir şey. Ama Müslüman olarak biz yılbaşını kutlayabilir miyiz diyenlere diyorum ki Müslüman olarak yapabileceğimiz o kadar çok iş var ki onlardan bir tanesini tamamlayalım. Batı kültürünün önemli bir parçası olan, dini ayağı çok kuvvetli olan bir meseleyi sen getirip de Cenab-ı Hakk'ın en güzel günlerinden birisinin gecesini böyle temeli aslı astarı bizim açımızdan olmayan ve o sebeple de pek çok günah işlenen bir geceye nasıl kurban edersin? Peki efendim, ölüme bir sene daha yaklaşmış olduğumuz bu zaman diliminde evet, geçmişi düşünüp hesap yapmak yerine yani o evet, geceyi günümüzü gün ediyoruz, bu olmaz. Ki nitekim coğrafyada yangın var. Yani aziz şehitlerimiz var, sıkıntılar var. Yani meselenin efendim, dini tarafı var mı yok mu efendim, bir tarafa? Peki. O zaman böyle bir şey söz konusu efendim, değil. Yılbaşı kutlamasına Müslümanlar olarak lütfen ama lütfen itibar ve iltifat etmeyelim. Niçin sorusunun cevabını da araştırarak lütfen kendimiz bulalım. Peki. Biraz zahmete katlanalım. Kayseri ile birlikteliğimiz sürüyor. Muhterem hocamız doçent doktor Sayın Halil Altuntaş beyefendiye yine sorularınızı yöneltiyorsunuz değerli izleyicilerimiz. Kayseri'den Mehmet Kılınç hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Kılınç. Hocam, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurunuz efendim.
Hocama bir sorum olacaktı. Hocam, bir mürşide bağlayayım. Hani orada rabıta yapılıyor. Bu evet. rabıtanın dinimizdeki yeri nedir? Ben sorduğumda tabii ben içinde geçeni Allah ile kul arasında kimsenin giremeyeceğini söylüyordum. Doğru. Onlar da mesela bir beş vakit namaz kılınca namazı Allah için kılıyoruz ama imam efendi kıldırıyor. Yani Allah için kıldığımız namazı imama uyarı kılıyoruz. Bunu cevap veriyorlardı. Bizi aydınlatırsanız memnun olurum hocam. Evet. Soralım değerli hocamız efendim. Sıhhat diliyoruz sayın. Buyurun, buyurun. Diğer sorunuz mu var efendim? Sağ olun hocam. İyi akşamlar. Peki, sağ olun. Saygılar efendim. Rabıta evet. dediğimiz şey neden ibarettir? Sevdiğim, şeyh dediğim, hoca dediğim insanı hayalime alıp onu düşüneceğim. Onu düşüneceğini Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı düşünürüm. Rabbimin Kur'an'da bize zikredilen sıfatlarını düşünürüm. Onların gereklerini nasıl yerine getireceğimi düşünürüm. Allah'ın Rabbimin gazap sıfatı var. Onu düşünürüm. Bana gazabını bana celbedecek vasıflardan nasıl sıyrılırım onu düşünürüm. Ha bu yapılan şey bazılarının söylediği gibi mutlak şirktir haşa. Böyle bir şey söyleme bizim yetkimiz yoktur. Bir ruh halidir. Ama doğrudan dinle alakalı bir şey yoktur. İslam ahlakını öğrenme noktasında, ruhi derecelerimizin yükselmesi noktasında bir başkasından telepati yoluyla da olsa yahut da kendini konsantre etme yoluyla da olsa etkilenebilir mi? İnsan etkilenir. Yapmasam ne olur? Hiçbir şey olmaz. Rabıta yapmazsan, yani kalkıp da bir de bu rabıtayı cemaatle kılınan namaza benzetmek çok ibadete çok büyük saygısızlıktır. Herkes bu benzetmeyi kim yapmışsa haddini bilmeli. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği cemaatle namazı, rabıta gibi dinde bir temeli olmayan, bir takım indi yaklaşımlarla ortaya çıkarmış bir meseleyle kıyaslayarak büyük bir yanlış yapılır. Bundan vazgeçilsin ve tövbe desin. Kim yapıyorsa Cenab-ı Hak affetsin. Peki. Yani acaba niye hocam imamı kastediyor? Yani imam toplumun orada şöyle önderi diyor, oluyor. Bakın. Biz de sizin demek önderinizsiniz. Demek istiyor ki nasıl imam namaz kılarken bize önder olarak Cenab-ı Hakk'a namaz ibadetini ifa etme noktasında önderlik ediyorsa biz de dini hayatımızı öğrenme noktasında ruh dünyamızın yükselmesi noktasında birisinin önderliğinden faydalanıyoruz. Bunda ne zarar var? Bunda hiçbir zarar yok. Ama sen Mekke-i Mükerreme'de duran bir adamın fotoğrafını alıp eline bakar, koyarsan önüne. Ne yapıyorsun ben rabıta yapıyorum dersen buna itiraz var. Böyle bir şey olmaz. Evet. Birisini düşünebilirsin. Düşünmekle mutlaka illa onunla bağlantı kuracaksın anlamı da yok. Evet. Sonra bu ruhi dünyasını geliştirip kendi kendine bir takım vehimlere kapılıp oldum, uçacağım, bitti. Bakın. Böyle şey olmaz. Tefekkür başka bir şey. Tefekkür Allah Kur'an-ı Kerim'de emrediyor. Sen birisini düşünerek tefekkür edemiyor. Bismillah. Ve yetefekkerûne fî halkis semâvâti vel ard. Rabbena mâ halakte hâzâ bâtılâ. Sübhâneke fekînî azâbenler. Tefekkür Allah'ın yarattığı ayetler üzerinde, kainat üzerinde olur. Ve bunları düşünerek ya Rabbi sen bunları boş yere yaratmadın. Bunları boş yere yaratmadığın gibi beni de boş yere yaratmadın. Onun için kendimi yetiştirmeliyim. Kendime bir öğrenme kaynağı bulmalıyım, tamam, yetiştirmek için. Ama o insanı beşeriyet noktasından yukarıya çıkaracak bütün yaklaşımlar, hangi sebeple olursa olsun, İslam'a peki. aykırıdır. Peki efendim, evet, devam ediyoruz değerli hocamıza sormaya. Gaziantep'ten Mehmet Fırat Arzu Güzel attığımız. Hoş geldiniz. Gaziantep'e selamlar efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurunuz Mehmet Bey. Hocamıza bir sorumuz var. Buyurun efendim. Efendim bu Kur'an'da kısasa kısas var da idam var. Bir kez daha kısasa kısas var da. Ama idam var mı? İdam. Soralım. Başka bir soru var mı? Yok. Teşekkür ederim. Efendim sıhhat diliyoruz. Gaziantep'e selamlar. Evet. Evet. Kısasa kısas var da idam var mı sorusuna verilecek cevap şu. Önce kısas nedir? Bunu biliyor musunuz? Evet. Kısas İslam'ın koyduğu ilkeler dahilinde şahsa karşı işlenen bir suça maruz kalan kimse tarafından misliyle karşılık verme hakkının bulunması demektir. Yani size birisi bir uzvunuza, organınıza zarar vermişse
devlet, kadı, hükümet, mahkeme eder o zatı, mislini ona kıyaslar. Kısas, yani misliyle karşılık vermek İslam ahkamının temel unsurlarından birisidir. Ölüm de bunun içerisindedir. Birisini haksız yere öldürürseniz karşılığında siz değil ama bakın. Zulmü gören kimse veya onların taraftarları mahkeme etmeden, kurulu düzeni dikkate almadan ortalığın karışmasına vesile olacak yollarla değil, mahkeme ve yargılama usulüyle tanınan hak, kısasın uygulanması İslami ahkamda vardır. Bugün uygulanmıyor, ayrı bir şeydir. Mevzu hukukta uygulanmıyor ama İslami hükümlerde kısas vardır. Ölüm hadisesine ölüm cezasıyla karşılık verilmesini talep etme hakkı da vardır. Tabii ki kısas da yeri geldiğinde. Ama tekrar vurguluyorum. Kur'an'ın getirdiği ahkam böyledir. Bugün böyle yap, şimdi bugünkü hukuk sisteminde efendim niye böyle yapmıyoruz? Şimdi o bizim işimiz değil. Biz Kur'an'da var olanı ortaya koyarız. Bunun adına idam mesela karşılık olarak? Asmışsa asacaksın. Yani hangi yöntemle öldürülmüşse genel ilke budur ama öldürdünüz sizi öldürürsünüz. Bugün yaygın olarak idamla yok ediliyorsa o uygulanan mesele o değil. İdam demek yani hayatına yön vermek, yok hayatına son vermek anlamında anladım ben onu. Yoksa illa öldürmenin şekliyle karşılık vermek anlamında diyorsa hay efendim. O değil. Peki. Devam ediyoruz. Değerli hocamıza suallerinizi yöneltmeye Ankara'dan İslihan Topçu attığımızda. Hoş geldiniz Sayın Topçu. Ankara'ya selamlar efendim. Allah razı olsun hocam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurunuz. Hocam su olmadığı zaman karla abdest alabilir miyiz teyemmüm yerine? Soralım. Karla abdest. Başka bir soru var mı efendim? Yok hocam. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar Sayın Topçu. Evet, abdestin geçerli olmasının şartlarından birisi de suyun abdest uzvu üzerinde isale edilmesi yani akıtılmasıdır. Sırf karı, hiç elmemiş, böyle kütür kütür olan bir karı alıp da sürerseniz, ıslatırsanız bu yıkama olmayacağından, meshetme olacağından ama olmaz. Ancak suyu bir şekilde eritip, suya dönüştürüp karı, onunla abdest alabilirsiniz. Güneşin altından tutarsanız başka farklı bir yerde mi olur? Olabilir o zaman. Öbür türlü su karla yıkama mümkün olmayacağı için en azından riskli bir hadisedir. Yıkama olacak suyu, su döktüğünüz zaman akacak. Peki diyelim hocam su yok, kar var, karla da olmuyor. Ne yapacak? Teyemmüm. Hayır, yapabildiği kadar yapsın. O teyemmümden daha iyidir, o ayrı bir şey. Biz normal şartlardan bahsediyoruz. Yani karı aldınız, teyemmümü yaparsın, bir de karla sürersin, yıkarsın. İkisini de yaparsın. Ama ben fıkhi ölçülerden bahsediyorum. Evet. İmkanınız var. Şurada kar var, burada da su var. Ya ben bir de deneyeyim karla abdest alayım olur mu hocam? Derse olmaz diyorum. Tamam. Söylemeye çalıştığım yani, odur. Mesela bir yolculukta vesaire sıkı dar bir zamanda böyle bir şey yapılabilir. Yani peki. Kara düşmenize gerek yok zaten teyemmüm edersiniz çıkarsınız. Hay efendim peki. Efendim devam ediyoruz. Allah herkesin ibadetini kabul etsin diyor Mustafa Avşar. Müslümanların çoğu çeşit çeşit yediği, içtiği, giydiği halde öğrendiği birkaç ayet veya sureyle ömür boyu namaz kılıyor veya kıldırıyor. Öğrendiklerine hiçbir ilave yapmıyor. Bunun bir vebali var mı efendim? Bunun vebali Müslümanların bugün içinde bulunduğu durumdur. Bu kadar basit bir cevap vereyim. Efendim Konya ile devam ediyoruz. Hoş geldiniz. Konya'ya selamlar Ali Bey. Hocam. Buyurun. Benim iki sorum olacak. Buyurun. Birini dün kısaca söyledim. Buyurun efendim. Bir daha alalım. Ben Konya'da Kapı Camii'nde bir vaazı dinledim. Vaazın biri televizyonda bir hoca efendi, kendimi toplayamadım kusura bakmayın. Estağfurullah efendim. Televizyonda bir hoca efendi mahşerde mahşere çıkarken tarikata mensup olanlar şöyle ayrılsınlar, onlar direkt cennete gidecekler demiş. Aman Allah. Soralım. Soralım. İkinci. Buyurun. Ben bir şahsi bir şey soracağım. Buyurun efendim. Benim oğlum krediyle ev aldı. Evet efendim. Bunun hükmü nedir? Bazı hocalar olabilir dedi. Soralım değerli hocamıza. Cenab-ı Allah inşallah afiyet ihsan etsin. Sayın Kınıl, Konya'ya selamlar. Aile efradınıza sıhhat diliyoruz efendim. Soru açık hocam. Birinci soru. Bir hoca namzetindeki birisi
kıyamet günü geldiğinde, mahşerde insanlar diriltildiğinde, efendim tarikat ehli olanlar şu kenara geçsinler, onlar direkt vizesiz cennete girecekler demiş. Kapı Camii'nde olmuş bir şey midir bilmiyorum da, videolarda dönen bir şey var. Evet. Çok maruf birisi, bir zat diyor ki efendim filanca benim efendi babam rüyasında görmüş, galiba rüyada tam net hatırlamıyorum. Efendim kıyamet gününde dünyada bir insan günaha batmış, hesabı bitmiş, iflas etmiş. Melekler tutmuşlar yaka paça, aynı bu ifade, yaka paça almışlar, cehenneme götürüp atacaklar. Bu adam yolda giderken kendisini götüren görevli meleklere ben filanca tarikatın filanca kolundanım derse derhal bırakırlar ve cennete gönderirler. Şimdi böyle bir şeyi söylemek için, yani söyleyecek kelime bulamıyorum. Ben susayım bari de hiç olmazsa öfkemiz. Yani Müslümanların inancıyla, imanıyla, bilgisiyle, bir takım rüyalara dayanarak da olsa, bir takım yorumlara dayanarak da olsa, bir takım biraz önce bahsettiğimiz rabıta meselelerine bağlanmak suretiyle bunları hakikatmiş gibi insanlara, dünya insanların gözüne baka baka İslam'a aykırı şeyleri, İslam imanına aykırı şeyleri insanlara hangi gerekçeli olsa olsun kim telkin ediyorsa Cenab-ı Allah ıslah etsin. Amin. Yapacak bir şeyimiz yok. Ama büyük vebal altındadırlar. Öyle büyük büyük yerlerde olmak, çok insanlara hitap etmek, çok sakallı, çok cübbeli, çok sarıklı olmak, bunlar mesele değil. Onlar belki bir görüntü farklılığı sunabilir. Ama söylediklerinizin arkasında sağlamca Kur'an ve sünnette durabiliyor musunuz? Hesap bitmiş. Cenab-ı Hak karar vermiş. Hesabınız kesilmiş. Cehenneme gidiyorsunuz. Oradan onu ancak Cenab-ı Allah iradesini, kendi iradesini değiştirerek kurtarabilir. Başka kimse kurtaramaz. Senin hangi tarikatın, hangi kolundan olmak nasıl kurtarıyor? Böyle bir rüyayı gören hocanın, Efendi Hazretlerinin adını sen hangi yüze dayanarak, hangi hakla, Kur'an'ın, İslam'ın neresine dayanarak insanlara fahş ediyorsun? Nasıl ümit aşılıyorsun insanlara? Peki. Allah insaf versin demekten başka yapacak bir şeyimiz yok. Peki. Umarız inşallah hocam, bu tür şeyler zaten mesnetsiz oluyor. Umarız ki böyle bir fıkradan, bir hikayemsi bir şeyden ibarettir de bir yanlış anlaşılma olmuştur diyelim. Yani o da olabilir. Yanlış anlaşılacak bir şey değil ama keşke öyle olsa. Peki. Yani başka söyleyecek bir şey bulamıyorum. Efendim devam ediyoruz. İkinci soruda da izleyicimiz diyor ki krediyle ev aldık. Bununla ilgili durum nedir? Krediyle ev aldıysan faizle para aldın demektir. Faiz ödeyeceksin demektir. Evet. Sokakta mı kaldın kardeşim? Kiralık ev bulamıyor muydun kardeşim? Diye sorarım. Hocam bunu senin oğlun yapmış. Aynı şeyi ona da söylerim. Yapmış olsa şayet. Bizim meselemiz şudur. Müslümanlar Allah'ın haram kıldığı şeylerden uzak duracaklar. Evet. Ben de olsam uzak durmakla. Efendim şimdi bu sorular neden soruluyor? Şundan. Efendim ev zarurettir. Zaruretten dolayı efendim faizle alınabilir. Zaruretin adı nedir? İnsana demezler mi ki kiralık evde durmak istedin de mi kiralık ev bulamadın diye sorarlar. Onu da bulamadıysan, sana kimse para vermediyse, yardımsız kaldıysan o zaman al, o zaman zaruret ortaya çıkmış olur. Peki, Kars'a devam ediyoruz birlikteliğimize. Efendim değerli hocamız bizleri bilgilendirmeye devam ediyorlar. Kars'tan bir izleyicimiz. Hattımızda hoş geldiniz. Kars'a selamlar. İyi akşamlar. Selamünaleyküm hocam. Kolay gelsin. Buyurunuz efendim. Hayırlı cumalar. Sizlere de efendim. Buyurunuz. Hocamıza bir sorumuz olacaktı hocam. Lütfen, buyurun. İslam dinimiz mantık dini midir? Eğer ki mantık dini değilse bu mezhepler neden ortaya çıkmıştır? Soralım. Başka bir soru var mı efendim? Teşekkürler. Hayırlı akşamlar efendim. Çok teşekkürler efendim. Kars'a selamlar. Evet, şu soruyu sorayım ben de. Mantık ne demektir? Mantık dini ne demektir? İslam mantığı kullanır mı? Kullanırsa nerede kullanır? İslam akla evet, çok evet, önem verir. Şimdi İslam vahye dayalı bir dindir. Kur'an'ın getirdiği ahkama dayalı bir dindir. Sünnet de vahiy dayanıklı olmak suretiyle Kur'an'ı destekleyen iki temel kaynak. Bunlar insanların yaşadığı problemleri düzene sokan ahkamı getirmişlerdir. Ama ayetler ve hadisler sınırlı.
dünyada yaşadığımız, karşılaştığımız problemler sınırsız. O zaman Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın öğretmesiyle, telkin ve tavsiyesiyle mevcut olan hadiselere, mevcut olmayan hadiselerin hükümlerini bulmak için kıyaslama yaparız. Dolayısıyla kıyaslama yapmak işi akıl işidir, mantık işidir. Bakın, klasik mantığın temel unsurlarından birisi kıyastır. Dinde de kıyas kullanılır. O halde dinin akla önem vermesinin sebeplerinden birisi budur. Mevcut olan Cenab-ı Hakk'ın çözdüğü problemlere, çözülmemiş yeni problemleri kıyaslayarak sonuç varmaya kıyas diyoruz. O halde bütün mezhepler işte bu kıyaslama noktasındaki farklı düşüncelerden kaynaklanır. İslam alimlerinin her birisi ayetleri ve hadisleri kullanmışlar. Kendilerine göre temel ölçüler içerisinde kıyaslama yapmışlar. Detaylarda küçük farklılıklar ortaya çıkmıştır. Kur'an'da ve sünnette açıkça ortaya konan hükümler dışında başka meselelerde ihtilaflar olmuştur. Mezhepler buradan kaynaklanmıştır. Hiçbir mezhep temel meselelerde kıyasi olmayan, yani içtihada dayanmayan meselelerde birbirine aykırı düşmez. Hanefi mezhebinin Şafii mezhebinden temelde hiçbir farkı yoktur. Maliki'nin Hanbeli'den farkı yoktur. Temel mezhep bina oturmuştur. Sonra detaylara gittiğimiz zaman uçtaki meseleleri neye göre çözeceğiz derken herkes delilleri kullanırken farklı sonuçlara varır. Mezhep de buradan çıkar. Şafii mezhebine göre namaz 5 vakittir. Hanefi'ye göre 5 vakittir. Oruç 30 gündür. Başlayıp bitme zamanları bellidir. Cihadın manası bellidir. Faiz nedir, zekat nedir? Bütün bunların hepsi bütün mezhepler arasında müşterektir. Peki. Detaylardaki farklı görüşlerden dolayı mezhepler çıkmıştır. Bu şüphelerimizi giderebilmek için biraz okumamız lazım. Mezhep nedir? Evet, akıl mantık olmadan mezhep olmaz ama ayet ve hadis de olmadan mezhep olmaz. Her ikisinin ortak kullanılması halinde mezhepler ortaya çıkmıştır. Tekrar söylüyorum, detaylardaki görüş farklılıklarıdır. Hiçbir zaman meselenin esasını ortadan kaldırmaz. Evet efendim. Nitekim hiç akletmiyor musunuz, hiç düşünmüyor musunuz aklın, gibi? İslam'ın akla verdiği yer zaten müsellem. O kabul ediyoruz. Ama İslam'ın akıl dini olmasıyla akıldan ibaret olması ayrı şeylerdir. Hay hay efendim. Ahmet Çelik mail olarak göndermiş olduğu soruda, hocama selamlar, deniz ürünlerinden kalamar yemek haram mıdır hocam diyor. Ebu Hanife'ye göre caiz değil, İmam Şafii'ye göre caizdir. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür Bugün ederim. İlminizden istifade ettik. Allah razı olsun kıymetli hocamız. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Tabii ki bir din alimiyle burada program yapmaktayız ve tabii ki dini noktalarla ilgili belki de dini sulandırma adına ve insanların aklına başka şeyler, din adına sokma adına şeyler gelince muhtemeldir ki değerli hocamız da burada Allah razı olsun ifadeleri kullanıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Cenab-ı Allah razı olsun. Kıymetli izleyenlerimiz, Cenab-ı Allah hayırlar ihsan etsin, memleketimize huzurlar, tüm İslam alemine, tüm mazlum kardeşlerimizin tamamına müreffeh yarınlar diliyoruz. Her zaman olduğu gibi yarınımızın dünümüzden daha iyi olmasını temenni ediyoruz. Ölüme bir adım daha yaklaşmış olduğumuz şu zaman diliminde geçmişin muhasebesini daha iyi yapacağımız bir zaman dilimi dileyerek Cenab-ı Allah'ın affına bir kez daha kendimizi celbetmek için Rabbimiz sana sığınıyoruz diyor ve huzurunuzdan ayrılıyoruz efendim. Hoşça kalın. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişilere kullanılıyor? Şafii mezhebine göre evde kafa girebiliyor muyum? Kadın değil, ne demek? Öğrenmek herkese farzdır.